Bir günde %4,5, toplamda bir haftada da neredeyse yaklaşık %10 kadar değer kaybetti. %9-10 civarında, ki bu 1983'ten beri yaşanan en büyük düşüşlerden bir tanesiydi. Yani altın da tarihi düşüşlerden bir tanesini yaşadı. Gümüş de öyle ve Bitcoin de öyle. Bitcoin'de bir haftada yaklaşık %41, bir günde ise 12 Mart, 13 Mart günü bir buçuk günde yaklaşık yine %40 değer kaybetti. Peki ne oluyor? Nedir bu durumun nedeni? Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bunun iki sebebi var. Birincisi bilinen sebep, genelde piyasalara trading, yani alım satım gözüyle bakanların bileceği şey, bütün traderlar, özellikle de margin trade yapanlar, yani borç alarak trade yapanlar bir teminat ortaya koyarlar. Mesela işte 1000 dolarlık bir teminat ortaya koyar ve 10 bin doları varmış gibi bu alım satım platformları onlara kredi açar ve 10 bin doları varmış gibi işlem yaptırır. Ama yukarı giderken fiyatlar çok kazanırsınız. Aşağı giderken de hemen o 1000 dolarınız, yine 10 bin dolarınız varmış gibi yok olur. İşte borsalar çok aşırı düştüğü için geçen hafta yine tarihin en büyük düşüşlerini gördük borsalarda, Amerikan borsasında. Dow Jones endeksi haftalık %10 değer kaybetti. Yine bu 2008 ya da 1929 bunalımından beri görülen en hızlı borsa düşüşleriydi. Şimdi borsa oynayanlar bu teminatlarını kaybetmemeleri için bu kadar yüksek düşüşlerde alım satım platformları onlara der ki buraya teminat ekle. Adamın da elinde başka portföyünde işte başka araçlar varsa, altın, gümüş, Bitcoin, bu tip hemen nakite çevirebileceği araçları varsa bunları satar ve gelir buradaki teminatına ekleme yapar ki pozisyonu tamamen bitmesin, bozulmasın, yok olmasın diye. İşte biz bunu gördük geçen hafta altın, gümüş ve Bitcoin'de çok ciddi düşüşlerin sebebi öncelikle buydu. İkinci büyük sebep de sistemde, yani para oluşturma sisteminde de bu varlıklar teminat olarak kullanılıyor. Yani nasıl margin yaparken alım satımcılar, traderlar ortaya bir teminat koyup bundan kredi alıyorlar. Bütün para sisteminde de aynı, aslında aynı şey geçerli. Bütün dünyada İngiliz G4S şirketinin bir araştırmasına göre dolaşımda sizin her gün işte marketten, pazardan bir şeyler satın almak için kullandığınız nakit para %9-10 civarındadır dünyada. Geri kalanı hep bu margin yapan traderlar gibi bütün bankalar, bütün fonlar, bütün büyük şirketler bu şekilde para oluştururlar. Yani ortaya bir teminat konulur. Bu teminat ya nakittir veya nakit benzeri devlet tahvili diyebileceğimiz araçlardır ve genelde de bunların çoğu dolardır. Sistemde daha fazla dolar vardır. Bu teminat ya da rezerve karşılık siz bir birim teminat rezerv koyuyorsanız 9 birim kredi oluşturulur sistemde. Zaten işte bu G4S'in araştırmasından da belli. Sistemdeki gerçek nakit oranı %9-10, geri kalan %90'ı dünyadaki paranın bu şekilde oluşturulan krediler. Şimdi burada da teminat olarak altın kullanılır veya normal teminatlar kabul edilmiyorsa, yani nakit kabul edilir ama mesela nakit benzeri devlet tahvilleri de kabul edilir. Sağlam devletlerin tahvilleri, mesela Amerika, Avrupa devletleri ve işte Japonya falan gibi. Ama sağlam olmayan devletlerin tahvilleri ya da şirket tahvilleri, başka kredilerin tahvil haline getirilmiş olan formatları, bunlar kabul edilmiyorsa İşte o zaman altın da teminat olarak sistemde yer alır. Siz teminat olarak altın gösterdiğiniz zaman belki bu altını direkt fiyat olarak etkilemez ama teminat olarak altın gösterdiniz, teminat olarak bunu birisine verdiniz. O verdiğiniz taraf kendisi de nakit ihtiyacı varsa, anında o altını paraya çevirebileceği için onu da çeviriyorsa, o zaman altın teminatı olarak da sistemde satış olur ve altın fiyatları düşer. Bu etki bu sefer çok kuvvetli oldu arkadaşlar. Yani 2008'de görülenden bile kuvvetli bir etkiyle karşı karşıyayız. Ben bunun böyle olacağını çok önceden anlatmıştım. Bakın Temmuz 2019'da yaptığımız bir yayın, Melisa Hanım'la birlikte gerçekleştiriyorduk. Gerçek Ekonomi Programı. Kendisine buradan selam söyleyelim. Şu anda Haber Global'de sunuculuk yapıyor gece haberlerinde. Bakın ne demişim. Sistemik artık bir arıza olduğu anlaşılınca, bakın grafikte dolara olan talep düşmeye başlıyor kriz bitmeden.
ekonomik küçülme bitmeden. Altın ise yükselmeye devam ediyor. Yani sistemik risk algısı başladığı zaman o dolara olan talep bitiyor, altın talebi devam ediyor. Panikten sistemik riske doğru geçildiği zaman. Ondan sonra da altın yıllarca yükselmesini devam ettiriyor. Genel olarak şunu diyebiliriz. Paniğe doğru gidildiği dönemlerde dolar talep görüyor. Ekonomik küçülmelerde altın talep görmüyor. Panik döneminde hem altın hem gümüş, hem altın hem dolar talep görüyor. Ama sistemik risk algısı başlayınca, yani bütün sistem risk altında algısı başlayınca dolardan da kaçış oluyor. Biz bunu bir sonraki krizde de muhtemelen aynı bu şekilde göreceğimizi ben düşünüyorum. İşte bir sonraki kriz geldi arkadaşlar. Burada dediğimiz aynı senaryo, Temmuz ayında söylediğimiz senaryo şu anda gerçekleşiyor. Şu anda bonolara, devlet tahvillerine bir atak oldu önce ve dolara atak oldu. Hatta hafta içerisinde öyle bir dönem geldi ki bonolar da satılmaya başlandı. Yani o kadar çok teminat ihtiyacı var ki krediler kapatıldığı için o kadar büyük bir teminata ve gerçek dolara hücum var ki bırakın altını, gümüşü ve Bitcoin'i, devlet tahvilleri bile bu hafta satıldı ve dolara hücum oldu. Şu anda biz 2008 krizi, bakın şu gri alan, 2008 krizinde mavi olan dolar, bakın şu aşamadayız. Yani dolara talep aşamasındayız. Altında da düşüş aşamasındayız. Daha sonra dolara talep düşecek, krizin tepe noktasından sonra altına talep tekrar ulaşacak, altın, gümüş ve Bitcoin'e. Çünkü sistemik risk algısı devreye girecek. Yani bu sisteme bir şey mi oluyor algısı devreye girecek. Bu konuların ayrıntısını, yani bu geçtiğimiz sene anlatmıştık, gerçek ekonominin 24. ve 22. bölümlerinde. Şimdiye kadar altında bir haftada %10 düşüş oldu. Bakın arkadaşlar, 2008 krizinde altında Mart, Ekim döneminde aylarca süren bir %25'lik geri çekilme olmuştu. Gümüşte de %50'lik bir geri çekilme olmuştu. 20 dolar seviyesinden 10 dolara kadar düşmüştü. Yani şu anda gördüğümüz hareketler anormal şeyler değil, normal. Bitcoin'de de bir günde %40 düşüş görülmesi çok normal değil ama daha önce olmamış bir şey değil. En son ben bu konularda mesela demirden korkanlar diye bir yazı yazdım. Bunu Twitter'da paylaşıyorum, bu tip yazılarımı. Twitter'da mutlaka takip edin. Twitter ve diğer sosyal medya linklerimi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada da bir sürü haber, güncel gelişme ve bu tip yazılar paylaşıyorum. Nisan 2013'te bir borsanın çöküşü nedeniyle Bitcoin'de %73,33'lük bir çöküş de olmuştu. Şimdi genel olarak tarihte eğer ekonomik küçülme dönemi varsa, altın gümüş talep görmüyor, paniğe gidiliyorsa altın ve gümüş satılıyor, sistemik risk algısı başlıyorsa, yani bu sisteme ne olacak diye bir algı başlıyorsa, o zaman altın ve gümüş yükseliyor. Bitcoin de aynı şekilde davranacak, sistemik risk algısı olduğunda. Şu anda diyorlar ki hani krizde Bitcoin düşmeyecekti, çıkacaktı. Şu anda yaşadığımız bir sistemik risk algısı krizi değil. Şu anda biz o sistemik risk algısına gidecek olan büyük krizin sadece başlangıç aşamasındayız. Şu anda deflasyonist bir çöküş yaşıyoruz. Peki fiyatlar altın, gümüş ve Bitcoin'de buradan da aşağı gidebilir mi? Bu ihtimal var arkadaşlar. Durum kötüleşirse aşağı doğru da gidebilir. Çünkü henüz 2008 seviyelerinde bile bir düşüş olmuş değil. Gümüşte %50 olmadı, altında %25 olmadı. Bitcoin'de de en büyük düşüş %73 3 günde, o da olmadı. Ki ben Bitcoin'de de bu tarz bir uçurum olacağını daha önce yazmıştım. Yine Twitter'da paylaştığım yazılardan bir tanesinde. İşte bakın şurada, daha önce olan iki halvingde, halving sonlarında Mayıs 2020'de biliyorsunuz bir halving daha var. Yani ödül yarılanması. Ondan hemen önce Bitcoin'de mesela bakın ilk halvingde 2012'de 2 günde %30 düşüş olmuş. İkinci halvingde 2016'da ise 4 günde %20 düşüş olmuş ve ben buna karşı uyarmıştım. Böyle çok kısa sürede çok sert bir düşüş olabilir Bitcoin'de diye. Daha Ocak'ta ben uyarımı yapmıştım. Bu meydana gelen düşüş Bitcoin'de bu uçurum mudur? Yani en azından uçurumun bir başlangıcıdır.
daha da derine gidebilir mi? Gidebilir. Eğer piyasada durum daha da kötüye giderse. Bakalım piyasada durum nasıl? Şimdi bu kredi krizi, ki bu kredi krizinin ne olduğunu anlamak için özellikle 63. ve 65. bölümlerimizi seyretmenizde büyük fayda var. Bundan bir önceki bölümü de seyredebilirsiniz. Şimdi kredi krizinin kötüleştiğini gösteren etkenlere bakalım. Korku endeksi VIX 77 puanı gördü. 2008 krizinde 79-80 puanı görmüştü. Yani VIX açısından bakarsak Cuma günü özellikle borsalar yükselişte olsa bile 2008 krizi seviyesine çok yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Yine teminatsız borç alındığında teminatlı borç alacağınız zaman ödeyeceğiniz fark, yani sistemde bir kredi hücumu olduğu için, teminatlar ve rezervlere bir hücum olduğu için, kimse rezerv ve teminat bulamadığı için teminatsız borçlanırsa ne kadar fonlama maliyeti farkı ödeyecek? Bakın 60 puana kadar bu FRA-OİS endeksi bunu gösteriyor. Çıkmıştı bizim son bölümümüzü yaptığımızda. Şimdi bu fark 74 puana çıktı. 60 puanda zaten 2011-12 Avrupa ve Güney Kıbrıs bankacılık krizleri, ki Bitcoin o zaman patlama yapmıştı, seviyesindeydik ve şunu da 74 puanla geçtik ve şu anda 2008 krizi seviyesine doğru yaklaşıyoruz. Yani biraz daha yer var bu gidebilir ve o yüzden altın, gümüşte ve Bitcoin'de bir miktar daha belki de düşüş olabilir. Peki ne yapmalıyız diye çok soruyorsunuz. Ben kimseye yatırım tavsiyesi veremem. Baştan beri bunu söylüyorum. Ta 2013'te kitap yazdığımdan beri. Kitaplarımda altın ve gümüş için koyduğum, daha sonra YouTube videolarında Bitcoin için yaptığım hesaplamalar hep potansiyel hesaplamalarıdır. Bunlar fiyat hedefi hesaplamaları değildir. Öyle bir hedef veremem zaten. Sadece tarihte olan şeyler tekrar olursa olabilecek potansiyellerden bahsediyorum. Bu potansiyellerin tamamı oluşacak diye bir kaide de yok. Bunlara hep karar verecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Benim yaptığım sadece size verileri ortaya koymak ve bunlara yönelik karar verebilirsiniz. Teknik analistler söyleyebilir, aşağı giderse nerelere kadar gidebilir, yukarı giderse nerelere kadar gidebilir diye. Çok teknik analist de soruyorsunuz. Yine tavsiye değil de şöyle söyleyeyim. Benim beğenerek izlediğim isimler açısından en başta işte Selçuk Gönençler ve Ahmet Mergen'i sayabilirim. Onları televizyonda takip etmeniz mümkün veya Twitter'da. Onlar yukarıda nerelere gidebilir destek, direnç olarak veya aşağıda nerelere destek olabilir, onları söyleyebilirler. Fakat onlar da size ne olacağını tam olarak söyleyemez. Çünkü teknik analizde de profesyonel yatırım danışmanlığında da böyle bir konsept yok. Bütün o teknik desteklere iner mi, dirençlere çıkar mı, oraları geçer mi? Bunlar hep sizin kararınıza kalmış şeyler. Yine bakabileceğiniz önemli adreslerden bir tanesi Şant Manukyan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Bölümü Başkanı. Onun da çok ilginç bir tweet dizisi oldu son günlerde, 13 Mart'ta. Dedi ki BTC'yi, Bitcoin'i yukarı götürecek olan kriz bu değil. Çünkü sistem değişikliği kaynaklı bir belirsizlik söz konusu değil. Tıpkı benim Temmuz ayında söylediğim gibi sistemik bir risk algısı gerekiyor. Sağlam paraları, Bitcoin dahil altın, gümüşü yukarı götürmesi için. Şant'la biz geçtiğimiz senelerde Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu'nun bir organizasyonunda ilk defa bir araya gelmiştik. En son Okan Bayülgen'in bir programında, tekrar Bitcoin ile ilgili konuştuğumuz bir programda bir araya geldik. Şant Bey'in de paylaşımlarını video olarak her gün sabahları bütün piyasaları değerlendirdiği, destek ve direnç seviyelerinden bahsettiği paylaşımları oluyor. Günlük piyasa değerlendirmeleri oluyor. Mesela onları da takip edebilirsiniz. Bu arada Şant Manukyan demiş ki sistemik krizin de zamanı gelecek. İşte bu zaman bana göre yaklaşıyor. Çok yakınımızda artık. Ben sadece kendi stratejimi anlatabilirim size. Bu da benim şartlarıma özel oluşturulmuş bir stratejidir. Çünkü benim bakmakla yükümlü olduğum kimse yok. Bir aile, yani bir evlilik durumum yok. İşim buna göre bir para döngüsü gerektirmiyor. Ben rezervlerimi uzun süre düşük fiyatlarla götürebilecek pozisyondayım. Hani Rusya nasıl dedi, ben uzun süre petrol düşük fiyattan da giderim diye. Ben de aynı durumdayım. Yani ben zaten Bitcoin, altın, gümüşte çok öncelerden pozisyon aldım. Özellikle altın ve gümüşte ta 2013 yılında pozisyon aldım ve hiç ondan sonra satış yapmadım.
bir sürü fiyat hareketine rağmen. Şu anda da pozisyonumu değiştirmeyi düşünmüyorum. Yine geçmiş videolarda stratejilerimi anlatırken demiştim ki bir miktarda dolar rezervim var. Çünkü önce dolara atak olacak, sonra diğer sistemik risk algısı başladığında dolar düşecek, altın, gümüş, bitcoin yükselecek ve dibe doğru geldiği zaman ben buradan alım yapabilirim. Dolarları altın, gümüş, bitcoin'e çevirebilirim. Yalnız şimdi bu CVD hadisesiyle bu rezervin kullanılabileceği başka bir alan daha ortaya çıktı. Temel ihtiyaç maddelerinde, yiyecekte, temizlik malzemelerinde vesaire yükselişler olabilir. Türkiye'de olmasın. Allah'tan biz bunu hep diliyoruz. Ama böyle bir durum olursa elimdeki bu dolar rezervini tabii temel ihtiyaçlar için de kullanabilirim. Benim için şu söz konusu, ben altında, gümüşte, bitcoin'de gideceğini düşündüğüm fiyat hedeflerine gidilecekse benim için ne kadar düştüğü önemli değil. Ben oralara gidileceğini düşündüğüm için satış düşünmüyorum. Çünkü neden satış düşünmüyorum? Öyle bir tabloya girdik ki sattık, dibi bekliyoruz. Dibi beklerken dip geldiğinde o alımları yapabilecek durumda olacak mıyız? Ya bize ya bana, Allah korusun hiçbirimize bulaşmasın ama ya CVD bulaştı. Tam diplerin geldiği dönemde biz hastanede yoğun bakımdaysak ne olacak? Veya Allah korusun bir yakınımız bu durumdaysa, onunla uğraşmak durumundaysak, piyasalara vakit ayıramayacak durumda olursak ne olacak? Finansal sistem kilitlenirse bütün dünyada bu kriz yüzünden ne olacak? Erişim sağlayamazsak ne olacak? O yüzden benim stratejim şu anda, ben toplamayı düşündüğüm miktara yakın bir miktar topladım. Biraz daha toplamayı düşünüyordum. Eğer fiyatlar daha da düşerse, dip yaparsa ben elimdeki dolar rezerviyle bir miktar daha alım fırsatı bulursam alırım. Eğer daha yukarı giderse zaten sorun yok. Ki yukarıda gidebilir. Çünkü öyle bir karmaşık dönemdeyiz ki şu anda piyasalar çok karmaşık dönemde ve bu dönemler aslında deneyimli yatırımcılar der ki bu dönemler işlem yapma dönemleri değildir. Aslında daha normal.